Ricardo Quaresma'daydı gözler. Bugün takımla çalışacak mı, antrenmanda yer alacak mı diye. Evet, Quaresma takımla birlikteydi. Hatta şunu da söyleyelim, oldukça keyifliydi. Arkadaşları da şakalaştı. Abdullah Hoca ile iyi bir ilişkisi vardı. Ve aldığımız haberler tabii her yayında da dile getirmeye çalışıyoruz. Ricardo Quaresma'nın yaptığı her açıklamaya çok fazla kulak asmamak lazım. Duygusal bir futbolcu ve Birleşik Beşiktaş'ı çok seviyor diye. Ricardo Quaresma'nın takımda kalma olasılığının yükseldiğini söyleyelim. Tabii ileride iyi bir teklif gelir ve kabul ederse gidebilir, o ayrı bir mesele ama an itibariyle Ricardo Quaresma Beşiktaş'ta kalacak, onu söyleyelim. Şimdi bugün sosyal medyada, Twitter'da Lens Türkiye gündemindeydi. Bunun sebebi evet. De ekrana fotoğrafı rica edebilir miyim arkadaşlar? Bu fotoğrafta sağlık kontrolünden geçerken paylaşılan fotoğraf. Bir de bugün antrenmandaydı Lens aynı zamanda. Şimdi sen takip ettin. Bazen fotoğraflar insanı olduğundan başka gösterir. %100. Bazen yani ekran da öyledir. Mesela geçen hafta hatta Serkan Reşber'le burada yorum yaparken hani insanlar bizi de dışarıda normal canlı halimizle gördüğünde ya ne kadar uzunmuşsunuz, ne kadar zayıfmışsınız, işte şöyleymiş böyleymiş deniyor. Sen şimdi canlı gördün. Ya Lens gerçekten o fotoğraftaki gibi bu kadar kilo almış durumda mı? Gerçekten hem bu soruya hazırlanmak için hem de merakım için, kişisel merakım için Lens'i özel olarak seyrettim. Antrenmanın ilk bölümünde de tam önümüzde çalıştılar. Jermaine Lens zaten kalın bir futbolcu. Evet. Hani evet. Bazı insanın vardır ya, fiziği kalındır, kemik yapısı kalındır. Yani Lens şu an olduğu kilodan 10 kilo verse bile gerçekten hani standart ölçülerde bir insana göre kalın bir futbolcu. %100 fit değil tabii ki. Şu anda hiçbir futbolcu %100 fit değil. Daha önlerinde yaklaşık 1,5 aylık bir süreç var. Tamam, kişisel olarak özel çalışmalar yaptı bu futbolcuların çoğu ama henüz o %100 kıvama gelmiş durumda değiller. Lens de öyle bir kıvamda değil ama geçtiğimiz sezondan farkı yani izleyicilerimize abartıyorum gibi gelecek ama en fazla 1-2 kilodur. Lens zaten çok kalın bir futbolcu. Fizik yapısı iri bir futbolcu. Evet, fotoğrafta biraz yanıltıyor izleyicileri. Arka taraftaki o panonun olması, rengin farklı olması gibi çok detay var. Ama bunu gerçekten söylüyorum. Hani şirin gözükmek için ya da lensi savunmak için söylemiyorum ama fotoğraf gerçekten abartı bir fotoğraf. Evet, orada daha kilolu gibi gözüküyor. Hatta göbekli gibi gözüküyor. Ama bugün canlı bir şekilde gördüm. Lens geçtiğimiz sezondan maksimum 1-2 kilo fazlası var gibi gözüküyor. Dediğim gibi önünde daha uzun bir süre var. Sezon başına kadar fit hale gelecektir. Gelelim transfer konusuna Tuna. Ne tür gelişmeler var transferle ilgili olarak? Orada antrenmanı takip ederken biraz havayı koklayabildiniz mi acaba? Evet, aslında biz de hem Sayın Ahmet Kavalcı ile hem de futbol direktörü Ali Naibi ile biraz sohbet etmeye çalıştık ama haliyle onlar ser verdiler, sır vermediler ve hemen bizi yeni sezon için tebrik ettikten sonra kendi bölgelerine doğru devam ettiler. Ama bizim tabii telefon trafiğimiz devam etti. Tabii Beşiktaş'ın şu andaki önceliği aslında sol bek Ersin Düzen. Sol bekle alakalı girişimleri var. Ama bugün gündeme yeni bir isim geldi ve bu ismi de inanın sabah saatlerinden beri araştırıyoruz, merak ediyoruz. Oyuncu temsilcileriyle, kulüp yöneticileriyle ama en sonunda bu saatlere kadar süren bir kovalama sonrasında doğrulatma şansı buldum. Beşiktaş, İngiltere'de Championship ekiplerinden Brentford forması giyen Oli Watkins ile ilgilendiğini öğrendi Kersin Düzen. Bunu izleyicilerimizle paylaşalım. 23 yaşında hem kanat hem forvet oynayabilen bir futbolcu Oli Watkins. Geçtiğimiz sezon 39 maçta 12 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi ki bir önceki sezonda istatistikleri hemen hemen buna yakın bir futbolcu. 23 yaşında çok fazla sakatlık yaşamayan ve oynadığı zaman istikrarı yakaladığında takıma katkı sağlayabilen bir isim. Tabii bu siyah futbolcu Abdullah Hoca sadece Beşiktaş'ta değil, daha önceki dönemlerde Melipol Başakşehir'de de takip ettirdiğini öğrendik. Geniş listede havuzda yer alan bir futbolcu. Tabii burada şöyle bir durum var. 2021'e kadar Watkins'in sözleşmesi devam ediyor Brentford'la ve kiralık olarak bir anlaşma yoluna gitmek istiyor siyah beyazlılar. Henüz resmi bir teklif yapılmadı ancak kapıyı çalacak siyah beyazlar yakında İngiliz ekibinin. Teklifinde şu şekilde olmasını bekliyoruz. Tabii kiralık olarak forma giyecek
Beşiktaş'ta oynama, olması durumunda bu transferin. Ve İngiliz ekibinin de satın alma opsiyonu koydurmak istediğini biliyoruz. Belli opsiyonlarla birlikte bu satın alma opsiyonunun da oyuncunun güncel piyasa değerinin yaklaşık 8-8,5 milyon euro dolaylarında olduğunu biliyoruz. Bu anlamda eğer kontratında işte örnek veriyorum 30 maç oynarsa ya da Beşiktaş ilk 3'te bitirirse ya da futbolcu şu kadar gol şu kadar asist yaparsa tarzında bir kontrat detayı bir opsiyon koyulursa 8,5 milyon euroyu 8 milyon euroyu Beşiktaş'ın ödemesi gerekecek. Aynen Adem de işte olduğu gibi. O yüzden Beşiktaş böyle bir topun altına girer mi? Bu kontratta satın alma opsiyonunu düşünmeye mi çalışır ya da koydurmayacak mı? İşte bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bununla ilgili herhangi bir detay olmadığını net bir şekilde ifade edelim. Ama İngiliz ekibinin böyle bir isteği olduğunu da biliyoruz. Henüz netleşen bir durum yok ama Beşiktaş'ın ilgilendiği futbolculardan bir tanesi. Biraz önce Adem Bey'in örneğini şu yüzden verdim. Hatırlayacaksınız turnuvayla yapılan anlaşmada şöyle bir detay vardı. Beşiktaş eğer bu sezonu ilk 3'te bitirirse Adem Leic 6,5 milyon euro Beşiktaş forması giyer şeklinde bir opsiyon vardı. İşte buna benzer bir opsiyon olursa Beşiktaş bu kadar yüksek bir bonservis bedelinin altına imza atmak istemiyor. Detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek. Eğer bu rakam düşerse Beşiktaş bu transferle daha hızlı hareket edebilir. Ya da hiç opsiyon koydurmayarak sadece bir yıl Beşiktaş'ta kiralık olarak oynar ve bu şekilde de oyuncu Avrupa piyasasını yapmış olur. Çünkü 23 yaşında artık yavaş yavaş gençlik döneminin de sonuna geliyor. Biraz birkaç yıl içinde artık olgunluk dönemine geçecek. Kariyerinde Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyecek. Bu anlamda Beşiktaş Oli Watkins'le ilgileniyor. Bakalım önümüzdeki günlerde transferde bu futbolcuyla alakalı neler olacak biz detayları takip edeceğiz.